Günaydın. Evet, çevirelim kontağımızı. Gördüğünüz gibi yaşlı feyzerim 99.500 oldu. 99.500. Artık yakında 100 binlik videoyu da çekerim. İnşallah diyelim. Yani böyle Japon motorunuz olunca 100 bine 150 bine çıkıyor arkadaşlar. Allah'a şükür şimdiye kadar böyle büyük bir sıkıntı yaşamadık. Geçecek misin? Geç bakalım. Haydi bakalım. Oha, ne biçim su fışkırtıyor lan. Bunlar delirmiş dostum. O zaman ben kaçar. Yemin ediyorum var ya, bu hayvanı doyurmak için neler neler yaptık. Araba kadar da yakıyor yani bu arkadaşlar, öyle şey değil. Motosiklet görüp de bunun yaktığından ne olacak falan filan demeyin. 4 tane silindir var bunun içinde, tam şuralarda 1, 2, 3, 4 diye. Benzin nasıl çekiyor biliyor musun? Böyle benzin çekiyor, böyle fotur fotur fotur. Fotur fotur benzin çekiyor ya. Ama onun haricinde düşük devir, yüksek viteste kullandığınız zaman motosiklet kadar yakıyor. Ama kimse de öyle gitmek istemez yani. Ben şahsen sadece motovlog yaptığım zaman o şekilde kullanıyorum motoru. Onun haricinde genelde hep gazlarım. Motorumu iyi kullandım ya, Allah'a şükür yani. 45 bin kilometredeyken aldım bunu ben. Tüm 100 bine yaklaştı. Epey süredir bende. Şey yapmadım, hor kullanmadım. Redline'larda falan çok fazla gezmedim. Yüksek hızlarda gittiğim zaman yüksek devirlerde kullandım. Öyle de olması gerekiyor. Yani motorda boş bir şekilde bunu bağırtmanın bir anlamı yok. Hele ki boştayken redline'a sokmak motora zarar veriyor arkadaşlar. Yani bunları hepimiz biliyoruz. Uzun ömürlü olmuyor motorunuz. Bakın şimdi 100 bine geldim ben. Acaba 100 bine ne olacak? 100 bin kilometre. Ne oldu? Ne kazandık? 100 bin kilometre. Aslında Yamaha böyle şeyler yapsa ya. Motor 100 bine geldiği zaman çağırsın motoru, bir servis bakımı yaptırsın bedavaya, ücretsiz. Ha? Yapsa ya böyle şeyler. Anca zam yapsın. Ya da işte yağını değiştiriyorum bahanesiyle çağırsın, motora baksın. Hem bak bir feedback olur yani, o geri dönüş olur onun için. 100 bin kilometreye gelmiş motorun ne halde olduklarına bakarlar. Öyle değil mi? Kendileri için de iyi olur. Ücretsiz servis bakımı deseler ben uçarak giderim böyle. Allah! Yemin ediyorum böyle uçarak giderim yani 100 bine servis bakımı dese. Bence böyle şeyleri düşünmelisin Yamaha. Sürekli zam yapıyorsun, bizi üzüyorsun. Hakikaten öyle ha. Yani şimdi o zam konusuna hiç girmeyecektim ama gireyim. Hazır Yamaha'nın muhabbeti açılmışken, bakın Yamaha da burada. Burada değil, şu ileride, otoportta. Geçen sene R6 almaya niyetim vardı. Yani şöyle almışken de sıfır bir R6 alırım diyordum. Bakın Yamaha şurada. Fuardan sonra bir bakayım dedim Yamaha'ya. Hani yine R6'ya da bakayım. 2017 R6'ya. 2017 R6 gayet güzel. Ondan sonra bir fiyatı açıklandı abi. Allah! Bu nedir ya? Fiyat 66.666 liraydı. Şubat ayında motosiklet fuarından hemen sonra Yamaha'nın 2017 R6'sı 66.666 lira. Yani şöyle yapmışlar, R6 yazmışlar, boşluk bırakmışlar, 6'ya böyle uzun bir süre basmışlar abi. 66.666 diye böyle şeytan gibi, şeytan rakamları gibi böyle gidiyordu. Ondan sonra dedik yani bu fiyat alamayız. 66.000 diyorsun. Hani motoru satsam aklımda 15-16 gibi bir rakam vardı. Üzerine de krediye geçerim bir tane R6 alırım falan diyordum.
Ama işte fiyat böyle olunca o işten vazgeçtik tabii ki. Sonra yani hiçbir şey olmamış gibi Ağustos ayında bir zam daha geçirdiler. Yani 66 binlik zamı kendileri yapmamış gibi Ağustos ayında bir zam daha geçirdiler abi. Fiyatını 68 bin yaptılar. 68 bin küsür, şimdi onu çok fazla bilmiyorum. Asıl bulmayı birazdan söyleyeceğim de. 66-68 falan takılmıyorum artık. Nereye geldin? Ha? Nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Ulan var ya, yemin ediyorum. Sinyalini çaktığın zaman yol senin değil mi? Ben, beni şimdi buraya soktun yani. Mecburen buraya girdim. Ben normalde en sağ şeritten kaçardım. Motovlogumu da bozdu. Neyse, 68 bin demiştim. Orada kaldığımı biliyorum. Sonra Eylül ayında, yani geçtiğimiz ayda öyle bir zam yaptı ki yani ağzımız açık kaldık, baktık yani böyle baka kaldık. Araltı'nın Eylül ayındaki fiyatını söylüyorum size. 81.500 ya da 81.600 mu, öyle bir rakam. 81.000 yani. 81.000 liraya motor mu olur ya? Abi fiyat manyak derecede arttı. Hemen Yamaha'nın arkasından Honda ve diğer Japonlar da acımadan hemen geçirdiler. Eyvallah! Motosiklet piyasası bir anda coştu. Yani şu an sıfır motorlar hiç alınabilecek durumda değil. Şapşik, oradan gitmesene. Yani sıfır motorlar hiç alınabilecek gibi değil Japonlarda. Umut ediyorum da böyle hani fiyatlar biraz düşer de bir şey olur. Ya şimdi şöyle bir şey. Sıfır fiyatlara bu kadar yüksek fahiş bir fiyat zammı gelince ikinci el tam bir böyle cadı kazanına dönüştü. Yani adam yeni motor almak istiyor. Bu motorunu satacak. Yeni motor alamayacak durumda. Aynı işte benim durumumda. Hani diyor ki motorumu değerinde satayım, hatta değerinden biraz üstünde satayım falan diyor. Tok satıcılar çoğaldı. Durum böyle olunca ikinci el cadı kazanına dönüştü. Yani o kadar karışık ki her şey var. Birisi bir fiyat koymuş, atıyorum 30 bin lira demiş. Diğeri aynı kilometrede aynı şeyde 35 bin lira. Arada 5 bin lira fiyat farkı var. Niye böyle yaptın kardeşim? Bilmiyorum, bu fiyattan satmak istiyorum. Ötekine soruyorsun, abi piyasası bu değil mi bilmem ne. Yani piyasayı tamamen karıştırdılar. Bir de yazın sonu, yaz sonuna geliyoruz artık, sezon kapanıyor. Yeni sezonda, kış sezonunda bakalım fiyatlar düşecek mi? Kimi diyor bu fiyatlar düşmez, sezon diye bir şey kalmadı. Her kafadan bir ses çıkıyor yani. Ya geç zaten gürültü yapıyorsun. Motovlog yapıyorum lan. Yavaş gideceğim tabi. Kimi diyor fiyatlar böyle işte, fiyatlar düşmez. Ondan sonra sezon diye bir şey kalmadı gibi kelimeler söyleniyor. Bakalım, bilmiyoruz. Yani ne olacağını hakikaten kimse bilmiyor. Ama ben yine tahmin ediyorum yani sezon diye bir şey yok diyenler zaten hep motosiklet satıcıları, yani motosikletçi, işte tamir, servis ya da işte ne bileyim satış yapan kişiler öyle diyor. Hani bir önce onlar da satış yapmak istedikleri için. Çünkü piyasanın durgunluğu onlara da bayağı bir etki etti. Ben yine düşünüyorum, belki hani ikinci elde ne yapıyorsun lan? Yemin ediyorum banyo yaptırdım bana ya.
Yani bir kış gelsin, kar yağsın, yılın ilk karı şöyle bir düşsün. Ben bunun fiyatlara da yansıyacağını tahmin ediyorum. İnşallah, öyle diyelim. Şimdi eğer fiyatlar düşmezse, almak istediğim motor R6, bunu alamazsam şöyle bir düşüncem daha var. Bu motoru satmam, bu motoru kenara ayırırım, gazlama motoru yaparım, hafta sonları falan gezerim. Çünkü yani ben de bunun sürekli kilometresini arttırıyorum, 100 bin falan oldu az önce bahsettiğim şey. Yani sanki hiç motorum yokmuş gibi bir motor daha alırım, o da 200'lük falan olur. Her gün işe gidip gelmeye, her gün 100 kilometre yapabileceğim bir 200'lük motor alırım, onu kullanırım. En azından iki tane motorum olur ve zarar görmemiş olurum. O kadar vereceğim paraya da, yani o kadar harcayacağım paraya da motorumu yenilemek değil de yeni bir motor almış olurum. Bana bu böyle daha mantıklı geliyor. Yani çünkü bunu her gün işe götürüp getirmek için bayağı bir benzin masrafı yapıyorum. Hem o benzin masrafını biraz kısmış olurum 200'lük motorla. Hem öyle bir avantajım olur, hem de aradaki farkla da bir 200'lük motor ne alabilirim? Yani var birçok şey de. Zaten Japon alamam abi, o Yamaha'da yüksek serisilerin fiyatları bu kadar yükseldiği için düşük serisilerin de tabii ona göre bir artışı oldu. 200'lük motorlar, işte ne bileyim maxi scooterler falan alabileceğim motorlar, onların fiyatları da yükseldi. Yine ikinci el alırım, alacaksam. Ama az kullanılmış, yani kilometresi çok düşük bir şey alırım, ikinci el alırım. Ya da şöyle yaparım, sıfıra gireceksem eğer maalesef Japon olmayacak. Yani fiyat o kadar şey ki, aşırt ki. Sıfır motor alacaksam da Bajaj alırım. Bajaj'ın işte 200'lük nesi var? RS200 var, yani RS200 alabilirim. Veya 200NS alabilirim. Ama RS benim tarzıma daha uygun diye düşünüyorum. Ya da bunların hepsinden vazgeçip şey de alabilirim, yani Dominar 400 de alabilirim ama onun yakıt masrafı şey kadar olacağını sanmıyorum. 200'lük motor kadar olacağını sanmıyorum. Biraz daha fazla olur. Bir de hani şöyle bir şey, 400'lük motor tek silindir motor, yani o tek silindir motorun birçok motovlogger bunun incelemesini yaptı da tek silindirlik motora o kadar da para vermem, yani işin gerçeği biraz yüksek kalıyor Dominar 400 fiyatı. Yani 13, 14, 15'e bir tane RS200 alabiliyorsunuz güzel bir şekilde. Sıfır bir RS alıyorsunuz. Öyle yani, durumlar böyle arkadaşlar. Hatta ikinci ellerini 10 bin liraya falan alıyorsunuz. Adam 10 bin kilometre yapmış ya da yapmamış o kadar. 8 bin, 9 bin falan. Servis bakımlı, garantisi, garantisi, her şeyi var. Aklımdan geçenler bunlar arkadaşlar. Yani motor alacağım. Almak istediğim motorlar, yani hayalimdeki motor R1 var zaten de, o şeyi zaten bu işin. Onu alamıyorum. R6'yı da alamıyorum. Bunu satmadan bir 200'lük motor alabilirim. Hem bir motor kârım olur, hem de zamdan etkilenmemiş olurum, hem de ikinci bir motorum olur. Güzel bir fikir değil mi? Aklımdan böyle bir çözüm geldi. Bunu da size paylaşmak istedim. Vay be, nereden nereye geldik? Kilometre 100.000'den ikinci motor mevzusuna girdik ya. İşte böyle bir şey. Konuşmaya başladığım zaman kendimi susturamıyorum, durduramıyorum. Neyse arkadaşlar, bu bölümde bu kadar. Buraya kadar.
Tekrar başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Hop, gitmedim. Hayır, gitmedim, buradayım. Kapanışımı yapmadım ya. Arkadaşlar biraz abone olalım. Yorum yazalım. Sağ olun, çok güzel yorum yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. O yorumlara da cevap veriyorum. Like atalım. Like tuşuna basalım. Yorum atalım ve paylaşalım. Tekrar bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.